gençler, iyi seneler. Teşekkürler abi. Cümle baba inşallah. Ülkenin siyasi ve ekonomik durumunu nasıl değerlendirelim? Abi ekonomik durum nasıl değerlendirelim? Bir tane tavuk dürüm olmuş ya 50 lira biz satıyoruz. Nasıl yiyecek bu halk? Nasıl olacak bu işler? Olmaz. Siyasi durum, ekonomik durum takla yani. %200 doğalgaz zam gelmiş, %12 indirim geldi diye millet seviniyor. Nasıl olacak bu iş? Vallahi bilmiyorum yani. Marketlerde 1000 tane üründe şimdi şokta sabit fiyat gelmiş. İş işten geçtikten sonra gelse ne olur, gelmese ne olur? Aynen. Asgari ücret yükseldi arkasından. Tabii tabii, asgari ücret çok güzel oldu. Aynen, asgari ücret yükseldi. Etiketler... Abi zaten zam gelmeden önce her şeyi zaten geçiriyorlar ki. Anladın mı? Millet daha maaşını almadı. Millet maaşını almadan zamlı performanslar çıktı ortaya. Yani gariban halka Allah yardım etsin ya. Biz gene alıyoruz 100 içiyoruz da millet zor abi zor. Allah herkesin yardımcısı olsun. Aynen. Sağ ol. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim abi. Çok iyi oluyor. Biz alıştık Erdoğan'ın sayesiyle. Ne oldu peki böyle? Halimiz duman. Daha ne diyeyim sana? Var mı başka diyecek bir şey? Bilmiyorum, sen söyle. Böyle bir şey kalmadı yani. Cepte para yok. Aldığımız maaş şeylere gidiyor. Marketlere gidiyor. Eyvallah. Olsa yetmez. Bu fiyat artışlarına 10 bin lira bile yetmez. Yazık yani, hele emeklilerin haline yazık. Sizce emekli maaşları ne kadar olur? Asgari ücret kadar olur herhalde. Olur mu? Bence olur. Peki olmalı mı? Olmalı tabii. Tabii ki olmalı. Eyvallah, sağ olun. Teşekkür ederim. Nerede? Ne nerede? Zamları biz yapıyoruz. Biz söyledikçe zam geliyor. Biz ne yaptıkça? Şimdi ben televizyonları seyrediyorum. Evet. Bir kanalı seyrediyorum, ATV'yi, A Haber'i, Türkiye çok güzel. Evet. Öbür tarafta Halk TV'yi seyrediyorum, Fox'ta dünya Türkiye'ye batmış. Ne o kadar Türkiye güzel, ne de Türkiye öyle batmış. Hiçbir şey yani, ne onların dediği kadar çok güzel, güzel abi, ne kadar batmış. Güzel, yani herkes, yaşam önce insan, önce insan, bak hocam, önce insan, bizler düzelteceğiz kendimizi. Bizler düzeltirsek bir yere geliriz. İnsan olarak düzelteceğiz. Sen düzelteceksin, ben düzelteceğim, o düzeltecek, o düzeltecek. Öyle taraflı olmayacaksın. Ne bir tarafı dinliyorsun, çok güzel Türkiye, bir tarafı dünya batmış. Ne öyle batmış, ne çok güzel ülke. Tamam çok zor, ekonomik zorluk, emeklinin durumu kötü, her şey kötü. Ama şükretmesini de bileceğiz. Nasıl düzelir hocam? Bilemeyeceğim şimdi, nasıl olacağını, nasıl düzeleceğini, onu büyükler bilir, ben bilmem. Ben bilsem cumhurbaşkanı olurdum, başbakan olurdum. Eyvallah. Ne sen biliyor musun nasıl yok, düzelteceğini? Vallahi bilmiyorum. Sen düzelteceksin. Ha, bu düzeltmedi. Öbürkü gelen düzeltecek mi biliyor musun? Bu düzeltemiyor hadi. O gece düzeltecek mi ya? Nasıl olacağını toplum karar. Sandık var ya, sandık. Sandık geldiğinde kararı öyle vereceksin. Eyvallah baba. Sağ ol. Tamam mı? Hayat pahalılığı hakkında ne düşünüyorsun abi? Hayat pahalılığı yok. Yoktur. Yoktur. Ne yoktur? Hiçbir şey yok. Para hayat pahalı değil mi yani? Para çok. Para çok herkes. Millet zengin. Zengin. Kim zengin abi? Hepsi, bütün dünyaya zengin. Bütün Türkiye Cumhuriyeti zengin. Zengin. Gariban yok yani. Yok. Herkeste bol para. Bol para, bol araba, bol her şey var. Zamlar çok çok gelse de problem değil. Zam yok. Değil mi? Zam yok. Ne var? Zam yok. Zam kim yapıyor? Kim yapıyor baba? Biz mi yapıyoruz? Millet yapıyoruz. Millet yapıyor. He. İyi bakalım baba. Şu anda işleyi değerlendirmiyorum. Teşekkür ederim. Bu kadar mı? Bu kadar. Eyvallah baba. Sen ne diyorsun dayı? Ne diyeyim? Ülkenin ekonomik ve siyasi durumu hakkında ne düşünüyorsun? Çok iyi gidiyor. Gayet güzel. Her şey çok iyi. Tabii her şey çok iyi. 10 numara. Bak bir sürü şeyler veriyorlar. Sana şimdi asgari ücreti bir sürü para verdi yattı. Çok iyi. Marketlerde etiketler değişiyor. Marketleri sorma. Zaten 5 tanesi Türkiye'yi ele geçirmiş. Onları idare ediyor zaten. Onların bir türlü kafasını koparamıyorlar. Nedense. Ne olacak peki böyle? En sonunda koparacaklar kafasını. Türkiye düzelecek. Düzelir mi? Bu düzelmez mi yani? Neden? Bu kabahat onlarda mı yani? Tabii ya, neden? Kimde olacak başka? Bizde mi? Bende mi? Sende mi kabahat? Bilmiyorum valla. Ya işte söylüyorum. Eyvallah. Kimde kabahat? Değil mi? Geçirmişler yine 5 kişi. İdare etmeye çalışıyorlar. Dur bakalım. Kafalarını koparacaklar tabii muhakkak bir gün. Eyvallah. Böyle gitmez yani. Aynen. Değil mi? Teşekkürler, sağ olun. Ben teşekkür ederim. Eyvallah. Ben emekli, işçi emeklisiyim. Şu anda aldığım maaş bir tarafa,
ülkemizin bu kadar yabancıların elinde olması ve biz Türk milletini azınlığa düşürmeye çalışıyorlar. Üstelik yazıktır Atatürk'ümüzün yolunda yürümemeleri ülkemizi daha da kötü durumlara düşürmüştür. Bu 20 yıllık iktidarın bu seneden sonra daha da devam ederse ülkemiz büyük bir tehlike, yabancı tehlikeler altında olacağına ve bundan da daha kötü, ekonominin kötü gideceğine inanıyorum. Zaten millet, her kiminle konuşsam herkes hayatından memnun değil. Bilhassa işçisi, memuru, hele hele emekliler. Bir de çoluk çocuk okutanlar var. Bunların durumu daha da perişan. Adamlar diyorlar ya, dilenciliğe çıkacağız, çocuklarımız bari istikbalini tanısın, Avrupa'ya gönderelim de hiç olmazsa hayatlarını kurtarsın diye millet konuşuyor ve herkesin dilinde bu kelimelerden duyuyorum. Onun için bu bir an evvel bu son bulmalı, son olmalı. Tayyip'in daha da kalması ülkemiz için büyük bir tehlikedir. Sadece iç değil, dış mihrapların da üzerimize bu kadar vatandaşı, yabancı vatandaşı göndermelerinin tek sebebi ülkemizi parçalamak, Yugoslavya'nın durumuna düşürmek için uğraşıyorlar bizi, ülkemizi bölmek ve parçalamak. En başta Avrupa ve Amerika yedi düveli, yücelerin yücesi Atatürk'ümüz yedi düveli silah arkadaşlarıyla birlikte kovmuş ve ülkemizden o intikamı almak istiyor yabancılar. Her gün bizi bölüp ve Yugoslavya durumuna düşürmek istiyorlar. Fakat buna izin vermemek için her ne kadar çaba harcamış olsak da elimizden bir şey gelmiyor. Ben Silivri'ye dahi gittim. Casusluk olaylarında bütün subayların müdafasını yapmak için slogan attım, bayrak elimde. Fakat ne yazık ki Tayyip kendisine öyle bir kuvvet kurdu ki polis kendi elinde, jandarma, polis, valisi, kaymakamı kendi birliğini, kendi şeyini kurdu, kuvvetini kurdu. Elimizden hiçbir şey gelmiyor. Fakat Allah'ımız var diyoruz. Evvel Allah'ın izniyle ülkemizi kesinlikle düşmana teslim etmek niyetinde değiliz. Eğer ki bu Atatürk düşmanlarını biz bu ülkeden yok edemezsek, bizi de herhalde onlar yok edemeyeceğine ben de inanıyorum. İnandığım için de Atatürk'ün yolunda bu milletin yürümesini ve onun bütün bize vermiş olduğu nasihatları, yazılarını okuyup onun yolunda ilerlersek ülkemiz hürriyetine kavuşur ve bağımsızlığını elde ederiz. Onun için çok rica ediyorum, sadece açlığımızı değil, yokluğumuzu değil, ülkemizin elde gideceğini düşünmemiz gerekiyor. Onun da sebebi gelen Afganlar, gelen dünyanın her tarafından gelen yabancıların ne olduğunu hiç soruşturuluyor mu? Hiç soruşturduk mu? Kim biliyor bunların ne olduğunu? Ülkemiz için büyük tehlikeler yaşatacaklarını gelecekte. Zaten her gün tavşan gibi doğuruyorlar, bizi azınlığa düşürmek için uğraşıyorlar. Bunu da yaptıran yine yabancı ve Avrupa Birliği. Onun için çok düşünelim sayın kardeşlerim. Benim yaşım 83. Bundan sonra ben hayatta hiçbir şey beklemiyorum. Allah'tan bir sağlık bekliyorum. Bir öğün yememeye razıyım. Yeter ki ülkemiz bağımsız, Atatürk'ümün zamanında olduğu gibi büyük bir dünya üzerinde güçlü ve herkesin bizden korktuğu bir devlet olalım. Unutuldu mu ya? Bir asker dünyaya bedeldi kelimeleri. Şuraya bakın. Bunca subayımız, bunca generallerimiz bir hiç uğruna kalkıp da cezaevlerinde bu yaşta bu insanlar yatırılır mı? Atatürk'ümüz Yunanistan generali yesir düştüğü zaman ona dahi hiçbir kötü muamele yapmadan kendi ülkesine göndermiştir. Bu generallerimiz 50 sene bizlere başımızda
ordumuzu yüceltmiş, Atatürk'ün yolunda yürümüş subaylardır. Onun için bunlar haksız yere yatırılmaktadır cezaevlerinde. Yazıktır, ayıptır. Ya Celal Bayar'ı bile ihtilal olduğu zaman Cemal Gürsel affetti, 70 yaşında adam cezaevinde yatmaz diye cezaevine sokulmadı. Bu adamlar su içmeye dahi gidecek halleri yok. Ne biçim inanç, ne biçim dinimiz var, ne biçim Allah'ımıza şükrediyoruz ama bunları görmemezlikten de gelmememiz gerekir. Onun için her gün yatıp kalktığımız zaman onlara yapılan eziyetleri bu 85 milyon lütfen aklına getirip de bu iktidara oy vermesinler.